Şimdi sizi Kahramanmaraş'ın Şahin Kaya köyüne götüreceğim efendim, mahallesine. Şimdi orada çok farklı bir risk var. Farklı bir korku var. Evet, deprem, ama bir yandan da depremle birlikte birbirinden ayrılan, hatta kabak gibi ortadan ayrılan büyük kaya parçaları var. Gördüğünüzde inanamayacaksınız. İşte onlar her an düşmeye meyilli ve o yüzden çevre halkı o kaya parçalarından dolayı çok korkuyor. 7,7 ve 7,6'lık depremler Kahramanmaraş'ta birçok ilçeyi yerle bir etti. Ancak Kahramanmaraş'ın Şahinkaya mahallesinde yaşayanların durumu ise biraz farklı. Mahalleli, artçı depremlerden dolayı dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle büyük korku yaşıyor. Kahramanmaraş Şahinkaya mahallesindeyiz. Buradaki köyler, buradaki yaşayan insanlar depremden aslına bakarsanız pek etki görmedi. Ancak korkuları hemen arkamızda görmüş olduğumuz büyük dağ. İşte bu dağdaki büyük kayalar depremden hasar gördükten sonra, ki özellikle büyük deprem değil, artçı depremlerde etkilenerek işte bu yokuştan aşağı inerek bu aşağıdaki yaklaşık 20-28 haneli köyün evlerine zarar veriyor. Köylüler bu kayalardan korunmak için köyün biraz daha çıkışına doğru çadırlar kurup orada hayatlarını devam ettiriyor. İşte o kaya parçalarından sadece biri. İşte hemen bahsettiğimiz büyük kayalıkların olduğu tepe burası. Mesela ilk depremde ve artçı sarsıntılarda oradan kopan bir kaya buradaki asma ağaçlarına zarar vererek burada durdu. Bu kaya yaklaşık yüzlerce kilo ağırlığında. Eğer burada durmasaydı, bu rampayı geçebilseydi hemen aşağıda köy evleri vardı ve ağır hasarlar verip belki de can kayıplarına sebep olabilirdi. Büyük korku yaşayan köylüler kayaları kendi imkanlarıyla tutmaya çalışıyor. Eve giremiyoruz. Korkumuzdan eve giremiyoruz. Bu kayayı da biz bağladık, kayıyor. Kendi imkanlarımızla ne kadar tutabilir bu kayalar bizi? Bu taşları. Bu böyle işte kayıyor. Bu ipleri falan siz mi çektiniz? Evet, biz çektik. Eve gitmesin diye biz çektik, bu halat ne kadar tutabilir ki? Vatandaşları korkutan sadece kayalar değil, bir de heyelan tehlikesi var. Şahinkaya köyünde yaşayan vatandaşların tek korkusu sadece bu dağdan gelen kayalar değil, hemen arkamızda görmüş olduğunuz yolun kenarındaki toprak alan. Buradaki en ufak bir yağmur burada heyelan tehlikesi yaratıyor. Ve İyi Parti diyeceğiz efendim. İyi Parti. İyi Parti afet bölgesindeki seçmenlerin durumunu meclise taşıdı. AK Parti ve CHP'yi ziyaret ederek seçim güvenliği altı kalın kalın çizildi ve depremzedelerin nasıl oy kullanacağına dair parti grup toplantısında dile getirildi bu önemli maddeler. Yüz binlerce vatandaşımız başka illere yerleşmek durumunda kaldı. Yaşadıkları kentler enkaz altında kaldı. Yeni ve daha güvenli bir hayat kurmak için yüz binler yollara düştü. Seçimler yaklaşırken 11 ili terk eden seçmenin nasıl oy kullanacağı da merak konusu. Bu yerleştirilen vatandaşlarımızın kendi illeri için oy kullanmalarını sağlayacak, geçici de olsa ikametini alan vatandaşlarımızın kendi illeriyle ilgili milletvekilliği seçiminde iradelerini, tercihlerini ortaya koyabilecekleri bir yapıyı oluşturmak amacımız. İyi Parti, memleketini terk etmek zorunda kalanlar için harekete geçti. Seçim güvenliğinin sağlanmasına ilişkin rapor hazırladı. Ardından da grup başkan vekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta ile Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat mecliste temaslara başladı. Heyetin ilk adresi Millet İttifakı ortağı CHP oldu. Grup başkan vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'la görüşme sağlandı. Ardından da AK Parti'nin kapısı çalındı. Grup başkan vekilleri Mustafa Elitaş, Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Yılmaz Tunç heyeti kabul etti.